Sonbaharın sonuna doğru burç tahminlerinde sizleri neler bekliyor? Bu hafta Mars ve Uranüs arasındaki gergin görünüm hangi burçları nasıl etkiliyor? Kaza ve belaların yaşanacağı olumsuz dönem hangi burçları etkisinde tutacak? Özgürlük ve aşk en çok hangi burçlarda etkili olacak? Koçlar haftaya tahammülsüz olarak başlıyorsunuz. Bu durum en çok arkadaş ve sosyal çevrenizi etkiliyor. Sizi sıkan ve bunaltan çevrenizden biraz uzak kalmaya çalışmalısınız. Kendinizi dinlemeye ihtiyacınız var. Bu hafta Mars ve Uranüs arasında gerginlikler meydana geliyor. İkiler arasında yaşanan gergin görünme, bela durumları, özgürleşme, kaza durumları ile ilgili. Parasal konularda aniden karşınıza çıkan harcamalar yüzünden stresli günleriniz olacak. İkili ilişkinizde uzun süredir sorunlar yaşıyorsunuz. Bu duruma empati yaparak çözmenizde fayda var. Zor geçen bu dönemleri atlatmaya çalışmalı, iyi dönemlere geçiş yapmak için yollar aramalısınız. Boğalar haftaya iş hayatınızda meydana gelecek yeniliklerle başlıyorsunuz. Eğer işiniz yok ise iş bulabilir ya da çalıştığınız işinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Birlikte çalışmış olduğunuz iş arkadaşlarınızla ilgili fikir alışverişinde bulunacaksınız. Bu hafta şanslı geçecek. Tahammül seviyeniz bu hafta biraz düşük olacak. Çevrenizde bulunan yakın kişilerle empati içerisinde olacaksınız. Bu durum size iyi gelecek. Yeniliklerle birlikte stresli günleriniz de olacak. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Yeniliklere ve değişimlere karşı açık olmaya devam etmeli ve aceleci davranmadan kararlar almaya çalışmalısınız. İkizler bu haftaya mutlu bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Kendinizi huzurlu hissedeceğiniz günler geliyor. Duygusal anlamda devam eden ilişkiniz ile ilgili var olan sorunları çözmüş olarak görünüyorsunuz. Aile hayatınızda meydana gelen bir takım sıkıntılar feraha kavuşmuş olarak görünüyor. İş hayatınızda yoğun çalışma temposu meydana geliyor. Hobilerinize karşı daha ilgili ve yeni hobilerinizi keşfetme zamanlarınız olacak. Çevrenizde meydana gelen olaylara karşı her zaman geride durmak isteseniz bile olaylar bu duruma pek izin vermeyecek. Zaman zaman bu konuda kendi kendinize kızabilirsiniz. Keyifli geçen bu haftanın tadını çıkarmalı ve enerjinizi korumaya çalışmalısınız. Yengeçler bu haftaya değişimlerle başlıyor. Hayatınızda meydana gelecek değişimler uzun sürede sizinle birlikte olacak. Bu değişimler sayesinde hayatınız tamamen değişecek. Sıkıntılı geçen günlerin ardından daha sakin, mutlu, huzurlu bir yaşam sizi bekliyor. Alacağınız önemli kararlar bazen sizin kontrolünüz dışında gelişebilir. Bu durumda en doğru kararları vermelisiniz. Aile konularınızda meydana gelen olayları yönetmek size düşüyor. İlk adım aile içerisinde küs olan kişileri barıştırmak olacak. Akılcı ve kontrollü yaklaşımınız işe yarıyor. Aşk hayatınızda gelecek ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Gelecek kaygınızı zamana bırakmanızda fayda var. Akılcı davranışlarınızla yeni fikirler üreterek planlar yapmaya devam etmelisiniz. Aslanlar haftaya yeni anlaşmalar ile başlıyor. İmza atacağınız konularda kontrolsüz davranmamaya çalışmalısınız. Kendinizi geliştirme isteğiniz bu günlerde daha yoğun gözüküyor. Yeni eğitim dönemine başlayabilirsiniz. Bir dil kursuna başlayabilirsiniz. Bu hafta ilişkileriniz, ortaklarınız ve kariyeriniz Mars ile Uranüs arasında yaşanan gerginlikten dolayı risk altında. Çevrenizde bulunan anlayışlı ve iyi insandan bu süreçte sizin yanınızda olacak. Hayatınız değişim sürecinden geçecek ve bu süreçte birçok şeyi bir anda düşünebilirsiniz. Sağlığınız açısından yoğun baş ağrılarınız olabilir. Tedbirli olmayı unutmayın. Özgüveninizin yüksek olacağı ve değişimlerin sizi olumlu yönde etkilemesi için doğru düşünceler içinde olmaya çalışmalısınız. Başaklar bu haftaya güneşe veda ederek başlıyor. Sizin burcunuzda bundan güneş artık sizin burcunuzdan gidiyor. Hayatınızla ilgili önemli farkındalıklar ve değişimler yaşanacak. Bu hafta biraz kritik geçebilir. Önümüzdeki günlerde emeklerinizin karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Bu durum size duygusal anlamda iyi gelecek. İş hayatınızda ortaklıklar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı devam ettirmek için elde ettiğiniz kazançları yatırım olarak değerlendirmek isteyeceksiniz. Aşk hayatınızda inişli ve çıkışlı süreçler içindesiniz. Aceleci davranmadan, düşünceli olmaya özen göstermelisiniz. İş ve aşk hayatınıza karşı daha özgüvenli davranmalı ve elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız. Teraziler bu hafta sizin haftanız olacak. Güneş Başak burcundan size geçiyor. Artık sizin için son bartam olarak başlamış bulunmakta. Bu hafta yaşam enerjiniz çok yüksek olacak. Sizin için önemli olan stres, insan arasındaki denge ve empati konularına yoğunlaşarak çevrenizdeki kişilere karşı çözüm olacaksınız. Aklınız bu yönde size destekler sağlamaya devam edecek. İlişkiniz ile ilgili kritik görünen konular aklınızda baştan şekillenecek. Estetik kaygılarınız bu dönemde biraz artabilir. Sağlığınız ile ilgili beslenmenize özen göstermenizde fayda var. Her şeyin tam da istediğiniz gibi olması için çabalamalı ve huzuru yakalamalısınız. Akrepler haftaya önemli anlaşmalar ve sözleşmeler ile başlıyor. Fakat bu yenilikler için doğru zaman değil. Erteleme durumu daha sağlıklı gözüküyor. Anlaşmalar konusunda hiçbir şey atlamadan dikkatli düşünceler içinde olmaya çalışmalı ve destekler almalısınız. Şartları ve koşulları belirleyerek adımlarınızı doğru atmalısınız. Aile hayatınızda huzursuz günler sizi bekliyor. Bu hafta aile içerisinde ev kazaları meydana gelebilir. Aşk hayatınızda devam eden ilişkinizi sebepsiz yere sonlandırma kararı alabilirsiniz. Bu karar size pişmanlık yaratabilir. Hayatınızda meydana gelen iyi kötü her şeyi detaylı düşünmeye çalışmalı ve sabırlı olmalısınız. Yaylar bu hafta arkadaş ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size vereceği fikirler önem kazanacak. Aynı şekilde sizin de fikirleriniz arkadaşlarınızın hayatlarına dair yol gösterici olacak. İletişimlerinizde nazik ve kibar konuşmalarınız çevrenizdekiler tarafından takdir edilecek. Etkili konuşmalarınız dargın kişileri barıştırmada etkili olacak. Bu aralar başınıza bela almamaya dikkat etmenizde fayda var. Tahammülünüzü kuvvetlendirmeniz gerekecek. Sosyal hayatınızın aktif olacağı bir hafta olacak. Gelen parti davetlerine katılmanız ruh halinize iyi gelecek. Çevre ilişkilerinizde çizgiyi bozmadan korumaya devam etmeye çalışmalı, her zaman doğru yolda kalmaya çalışmalısınız. Oğlaklar bu hafta fikirlerini ve düşüncelerini paylaşmaya çekinmekten kaçınmalı. Rahat bir şekilde bunları dile getirmeye çalışmalısınız. Rahatsız olduğunuz durumlarda fikirlerinizi aktarmalısınız. Derdinizi anlatın ve ifade edin. Mars ve Uranüs arasındaki gergin görünüm sizin burcunuzu etkiliyor. Parasal konularda sıkıntılarınız devam ediyor. Parasal konulardan dolayı kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Çok sevdiğiniz eşyalarınıza zarar gelebilir. Sakinliğinizi korumanız faydalı olacak. Üst üste sağlık problemleri ve sağlık harcamaları yaşayabilirsiniz. Kendi kendinizle konuşmaya ara vermeli, düşünce ve fikirlerinizi dile getirmeye öğrenmeye çalışmalısınız. Kovalar bu hafta geçmiş dönemlerde yaşadığınız önemli dönemeçleri atlatmış görünüyorsunuz. Yeni bir haftaya geliş döneminiz oldukça güçlü görünüyor. Güzel haberler olarak artık üzerinde hissettiğiniz tutulma dönemi geçti. Hayatınızı yüksek faydalı olarak devam ettirmek için vakit doğru. Yaşamınıza dair taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Platonik giden aşk hayatınızda kafanızı meşgul ettiğiniz sorunlar sizi mutsuz ediyor. Kendi mutluluğunuzun hiçbir şeyden önce olmadığını farkına varmanızda fayda var. Aklınızda her şeyin istediğiniz gibi olması için planladığınız planlarınız için harekete geçin. İstediğiniz ve cesaret edemediğiniz her şeyin peşinden koşmaya çalışarak kendinizi mutlu edin. Balıklar bu hafta evlilik hayatları ve iş hayatları için çözüm arayışında olacak. Empati yeteneğiniz sayesinde doğru zamanda doğru davranışlarda bulunacaksınız. Aşk hayatlarına dair ilişkisi olmayan balık burçları ciddi bir ilişki içerisinde girebilirler. İş hayatınız ve yakın çevrenize karşı imajınız yenilenecek. Balıklara bu hafta mutlu haberler ardı ardına gelebilir. Zorlu yaşamınızda aldığınız dersleri her daim aklınızda tutmaya başarmalısınız zihinsel farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Cesaret gerektiren konularda kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz. Mutluluğu yakalamışken elinizde tutmaya çalışmaya ve mutlu yaşamlar için kararlar almalısınız.